Evet. Nigar'cığım, sürpriz bir telefonumuz var. Türkiye'de Türk halk müziği deyince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi. Hatta gelmiş geçmiş en büyük isimlerden bir tanesi. Türk halk müziğinin Karacaoğlan'ı. Müthiş bir isim ve bugüne kadar onun türküleri dillerden dile dolaşmaya devam ediyor. Her programda burada Türk halk müziğinden eserler veren isimler muhakkak onun türkülerinden seslendiriyor ve türkülerimizi yaşatmaya, bize anlatmaya, onların gerçeklerini yansıtmaya devam ediyor. Bu dev isim şu anda hattımızın diğer ucunda. Biz ona namı diğer dede diyoruz. Dede şu anda hattımızda. Ellerinden öpüyoruz. Hoş geldin programımıza. Sevgili Musa Eroğlu. Alkışlar lütfen. Öncelikle herkese başarılar diliyorum. Zaten de başarılılar. Nigar'a başarılar diliyorum. Güzel bir türkü okudu. Orkestra arkadaşlarımıza ayrıca sevgiler sunuyorum. Biz de bugün güzellik yaptık, erken kalktık. İzliyoruz. Çok keyifli bir program. Ayrıca şunu söylemeliyim. Programın başarısını akşam konuştuk, sevildiğini konuştuk. Hatta sevgili Fatih'e dedim ki, artık program dedim çok seviliyor. Biraz dedim şöyle kendimizi kasalım dedim, içine indirelim filan. Öyle bir espri yaptık. Bütün dinleyicilerimize, çalışanlara buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Soru sorarlarsa cevap verebilirim. Çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili Nigar biraz önce çok güzel bir türkü seslendirdi. Sevgili evet. Musa Eroğlu. Nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Azerbaycan müzikleri, Azerbaycan mahnıları gerçekten güzel bir şekilde okunduğu zaman hakikaten insanı da çok rahatlatıyor. Nigar herhalde o isimlerden birisi. Sizin bir üstat olarak düşünceniz nedir? Şimdi Azerbaycan'dan özellikle Azerbaycan sanatçılar ezbere müzik yapamazlar. Orada yeteri kadar okul var. Yeteri kadar ilgi var. Yani akademik bir boyutu var orada müziğin. Biz burada yani bu benim anlatmaya çalıştığım mütevazilik falan değil. Bizim burada okulu falan yok müziğin. Burada herkes kendi becerisiyle bunu kurtarmaya çalışıyor. Ama orada öyle değil. Yeteri kadar okul var, kompozitör okulu var, konservatuvarlar var, köy okulları var. Yani mahallede halk müziği okulları var. Oradan daha ileriye taşınmak için hocaları var. Yani olay çok, orada çok ciddi olay. Onun için oradan böyle bizim o amiyane tabirle sıradan insan çıkmıyor çünkü oraya seçerek kalıyorlar. Ayrıca bir virtüöz okulu da var orada. Düşünebiliyor musun? Yani olağanüstü müzik kabiliyeti olanların da bir ekstra okulu var. Orada da böyle virtüözler yetişiyor. Onun için çok başarılı buluyorum. İleride bir türkü benden de bir türkü okutmayı düşünüyorum eğer öyle bir şey olursa çok da sevinirim. Bir, çok güzel gerçekten. Albümde bize bir katkıda bulunursa sevinirim. Muhteşem bir şey Nigar. Çok sen teşekkür ederim. Ellerinizden öpüyorum. Bu benim için çok büyük bir şereftir. Gerçekten yani hayal bile edemezdim ben bunu. Ama şu anda çok heyecanlı ve çok seviniyorum. Ellerinizden öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Büyük bir şeref vermiş oldunuz bana. Evet, neden olmasın? Musa Eroğlu ile beraber aynı evet. sahneyi paylaşmak, onunla beraber İnşallah, bir düet çok... yapmak, bir türkü söylemek çok güzel olur. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ellerinize sağlık, yüreğinize, sesinize sağlık. Biz sizi çok seviyoruz. Siz bizim ustadımızsınız. Karşınızda sanatınızın karşısında, sizin karşınızdan bir büyüğümüz olarak sizin karşınıza baş eğiyorum. Çok teşekkürler. Evet. Çok biz de çok da varsınız. Saygıyla eğiliyoruz, ellerinizden öpüyoruz ve Musa Eroğlu'nu en güçlü şekilde alkışlıyoruz tabii ki. Bağlanarak hakikaten bize şeref verdi ve böyle değerli bir isimden böyle sözler duymak herhalde Nigar
Şu anda çok heyecanlandım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Fatih Bey özellikle çok teşekkür ediyorum ki beni programa davet ettiğini. Size çok teşekkürümü bildiriyorum. Çok güzel. Yani bu kadar memnun hiçbir programdan olmamıştım. Biz de çok sevinçliyim. Biz de çok mutlu olduk katılmandan dolayı. Birbirinden güzel eserleri seslendirdik. Seslendirmeye de devam edeceğiz efendim.